Ahmet Hakan hava döndü. Hava döndü. Artık Milli Eğitim Bakanlığına protestoya giden CHP heyetine karşı kabalık yok. Simit ve börek ikram ediliyor bakanlık bahçesinde. Hava döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrı, Özgür Özel ayrı yumuşama mesajları veriyor. İki lider de kararlı, iki lider de ısrarlı. Hava döndü. Kutuplaşmadan beslenenler yumrukları sürekli sıkılı olanlar, nefretten başka bir duyguyla hareket etmeyenler acayip mutsuz. Hava döndü. Kutuplaşmadan bıkanlar, bir araya gelinmesinin önemine inananlar, bahar havasını solumak isteyenler kendilerini iyi hissediyor. Hava döndü. Barıştan, müzakereden, diyalogdan yana esiyor yel. Nefreti dağıtacak yıldız, poyraz başladı. Bahar gerçekten de geldi. Yumuşamadan kimler rahatsız oluyor? Yeni duruma aniden uyum sağlamakta zorluk çekenler, kutuplaşmadan beslenenler, sert dille savaşan ve bu yolla prim yapan gazeteciler, ezberlerinin bozulmasından rahatsız olanlar, Erdoğan'ın kesin bir planı vardır, türü paranoyaya kapılanlar, bütün işleri güçleri CHP ile uğraşmak olanlar, bahar sevmeyip sert kış ve aşırı sıcak isteyenler, ahlatlı bel denildiğinde aklıma gelen şeyler. Saygısızca yaşanıp biten altılı masa olayı. Temel Dede, Babacan, Gültekin Bey'in kendinden emin halleri. Ahmet Davutoğlu'nun uzun ve sıkıcı siyasi analizleri. Tek tek yazılıp çizilen yemek menüleri. Büyük fiyaskoyla sonuçlanan Cumhurbaşkanlığı seçimi. Meral Akşener'in hazin sonu. Özgür Özel neden Kılıçdaroğlu ile buluştu? Sanırım Özgür Özel, bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ile. Hem müzakere edecek hem de mücadele edecek. Böylece Kılıçdaroğlu'na müzakere ile mücadelenin bir arada yürütülebileceğini göstermiş olacak. Türk halkı Yahudi düşmanı mı oluyor? Türk halkının antisemitist, Yahudi düşmanı falan olduğu yok. Olan biten sadece şu, bugün İsrail'i yönetenler, insanlıktan nasibini almamış birer bebek katillerine dönüşmüş durumdalar. Türk halkı da tıpkı diğer dünya halkları gibi bu duruma insani olarak tepki gösteriyor. Ölümlü Dünya 2'nin oyuncularına dair. Feyyaz Yiğit, bu adam tam olarak bir komedi büyücüsü. Hiçbir şaklabanlığa zerre kadar yer vermeden güldürüyor. Doğu Demirkol, doğaçlama yaptığı yerlerin filmin en komik kısımları olduğunu belirterek onun büyük komedyenliğine işaret etmiş olayım. Ahmet Mümtaz Taylan, büyük oynamaktan kaçınarak, dengeli oyunculuğunu koruyarak güldürüyor. Ki bu kıvamı yakalamanın zor olduğunu düşünüyorum. İrem Sak bir kadın karakter de olsun diye filmde yer almadığı çok belli. Hiç de geri kalmıyor filmin diğer oyuncularından. Rolünün hakkını tam veriyor. Alper Kul hiçbir yapay sivrilme çabası içine girmeden ekiple müthiş bir uyum içinde varlığını vazgeçilmez kılıyor. Mehmet Özgür mimikleriyle, inandırıcılığıyla, abartısız oyunculuğuyla muhteşem. Çok güldürdü beni çok. Giray Altınok, benim büyük eksiğim, ilk kez izledim kendisini. Çok kabiliyetli bir oyuncu. Ona da çok güldüm.